İl Başkanı olarak o dönem biz eğer bu işten haberdar değilsek, hiyerarşik yapı içerisinde o dönem Genel Başkan'ın bunu bilmiş olması lazım. Ee, ve genç kollarındaki yöneticilerin, onların da tanık olarak dinlenmesini mahkeme başkanından e, talep ettik. E, bu talep uygun karşılanmadı. E, yalnız e, müşteki olarak Berat Albayrak'ın da e, dinlenmesi gerektiğini, çünkü benim yapmış olduğum şey bir siyasi analizdi. Yani bir güç mücadelesinde Berat Albayrak o dönem açık ifade edeyim yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı meselesi biz atlanmadan ortaya konabilecek bir iddia değildi. Bizim zaten bütün o meselelerimizin temelinde de o büyük mücadele var. Dolayısıyla Berat Albayrak'ın da Mutlaka gelip burada soracağı bir soru varsa bize sorsun. O da gelsin buraya dedik. Bir çağrı gönderilecek kendisine. Bilmiyorum artık nasıl bir yol takip edilir. Ama tabii kendi açıklamamda da ifade ettim. Yani Türkiye elbette bir hukuk devleti. Elbette hakimlerimiz, savcılarımız görevini yapmaya çalışanlar var. Ama son bir yıl içerisinde. Siyasilere yönelik bazı davalarda e, mahkeme başkanlarımızın yerlerinin nasıl değiştirildiğini, savcıların yerlerinin nasıl değiştirildiğini e, bunları da gördük. E, elbette bizim üzüntümüz birkaç kat daha fazla. E, adalet diye yola çıktığımız bir hareketin hı hı. E, geldiği noktada adaleti adeta mikroskopla aradığımız bir zaman yaşıyoruz. Bu, bu, bu bizim için bir felaket. Onun için ben bunu yaşıyor olmaktan dolayı bir şey duymuyorum. Yani Türkiye'nin mevcut şartları içerisinde bu mücadelenin bir parçası olmak benim için çok büyük bir onur. Yani hiçbir şeyden de korkmadığımızı bunu bu süreci başlatanlar bilirler. Ama ben hep şunu iddia ediyorum: Yarın sokağa çıkacak yüzü olmayanlarla bizim mücadelemiz o nokta gelene kadar devam edecek. Onun için gelecek partisi kuruldu. Onun için bu mücadeleyi veriyoruz e, ve bu milletin de bu mücadeleyi anlayabileceği dilden konuşmaya gayret ediyoruz. Sonucu göreceğiz. İnşallah hep birlikte bu demokrasi ve hukuk mücadelemizde hangi görüşe mensup olursak olalım, e, bu mücadelelerde birlikte hareket etmeyi bilebilmeliyiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Barış? Şimdi ben e, sizi bulmuşken bu, e, bu Pelikan meselesine dair, Berat Albayrak meselesine dair bazı sorular sormak istiyorum. Şimdi... Ee, siz e, AKP'de İstanbul e, il Yönetiminde yöneticiyken Berat Albayrak gibi yani en nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı yani akrabalık yakınlık bağı da var e, ve önemli bir bakanlık koltuğunda oturuyor. Böyle bir isimle bir şekilde e, karşı karşıya geliyorsunuz ya da onların Binali Yıldırım'la mücadelesinde e, hoşunuza gitmeyen şeyler görüyorsunuz. Bunu e, Sayın Cumhurbaşkanı'na e ee, aktarabiliyor musunuz? Öyle bir e, diyalog imkanı hiç oldu mu? Ee, hmm. onu söyleyebilir misin? Ya yani Berat Albayrak'la dair şikayetlerinizi hiç şöyle yani Cumhurbaşkanına aktardınız. bunu tabii sorduğumuz için Ya yani Berat Albayrak'ın e, abisi Serhat Albayrak'la Turkuaz Medya'nın başında olan kişiyle ben Boğaz içinde aynı sınıfta beraber okudum bu benim arkadaşım. Babaları Sadık Bey e, çocukluk yıllarından beri dinlediğimiz bir büyüğümüz. Evet. Yani özel bir Garazımız ya da bir şeyimiz yok. Öyle bir şey asla olamaz. Ama il başkanı olduğumuz dönemde de Berat Bey'in ismi ilk geçtiğinde o dönem genel başkanımız olan Sayın Ahmet Davutoğlu'na, Tayyip Bey'in yüzüne bu akrabalık ilişkisinin bize sahada nelere mal olacağını fiilen söylemiş biriyim. Burada zaten temel sorun şu. Mevlüt Uysal Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı olmaz sürecinde benim yaşadıklarım bana şunu söyletmişti Şu anda da AK Parti'de üst düzey vazife yapan arkadaşların yüzüne karşı bunu söylemiş biriyim Yani hiç omurganız kalmadı mı diye sorgulayarak Herhalde AK Parti'de son konuşan, son itiraz eden nesil beni Büyük bir itirazdır yani Mesela Binali Yıldırım diyorsunuz Elbette yaşça bizden büyüktür. İnsan olarak saygı duyarız. Ama Binali Yıldırım'la benim İstanbul'da, o benim genel başkanım, ben bu partinin o dönem ilk il başkanıyım. Benim mücadelemi Tayyip Bey dahil olmak üzere hiç kimse vermemiştir. Mesele hep ahlaktır, mesele hep adalettir, mesele hep duruştur. Mesele hep o dönem savunduğum AK Parti'nin ilkeleridir. Biz bunlar için mi siyaset yapıyoruz sorusunu Sayın Cumhurbaşkanımızın yüzüne karşı sormuş biriyim. Bundan da yani gocunmuyorum. Ne tepki, ne tepki alırdınız? Böyle ne tepki şöyle tepki Sayın, sayın Cumhurbaşkanı'nın çok örnek alınacak liderlik vasıfları vardır. Sizi dinler, not alır, bazı şeyleri hiç unutmaz. Yani dinler hak verdiği noktalar olur. Bazen gülümser. Bunlar hepsini yaşamışızdır. Ama dediğim gibi yani öyle bir noktaya gelmiş gelmiştir ki biz bunlar için bir siyaset yapıyoruz. Eğer böyleyse artık yokum diye durabilecek bir şeyi de, duruşu da sergileyerek şey yaptık, ayrıldık. Şimdi geçmiş çok şey yapmayalım ama düşünün şimdi Berat Albayrak, Kadir Topbaş rahmetli oldu. Yani benim yani insan olarak yani siyasetçi olursunuz, makamınız, mevkiniz olur ama bizim bir kültürümüz var. Şimdi Berat Bey'in babası Sadık Amca sonuçta Kadir Bey'le çok yakın hukuku olan yani yaşça da birbirine yakın evet. insanlar. Yani Berat Bey ayağını uzattığında Kadir Bey'e karşı o cumhurbaşkanının damadı Ayağınızı indirin. Karşınızda babanızın yaşında insan ver diyebilecek kadar da ben bu kültürün bir parçasıyım. Bir dakika, bir dakika. Yani dolayısıyla çok önemli bir şey söylüyorsun? yok şunu söylüyorum. Yani bir bu çok önemli bir şey değil. Önemli bir şey. Önemli bir şey. Şu, şu, önemli bir bir şey. soru sordunuz can mücadele. Benim Skadi mücadelem. Kadir Topbaş'ın karşısında ayağını e, kaldır e, bacak bacak üstüne attı ya da galiba. Berat Albayrak. Yani Havayrak. şunu çalışıyorum. Siz orada uyardınız mı? Tabii ki uyardım. Ya yani şunu anlatın. Nasıl bir tepki aldınız? Bir tepki almadım. Yani İndirdi mi bari? Tabii bizim bir şeyimiz yok ya. Yani normal bir şeyimiz yok ki. Yani belki bir yanlış. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu insani bir şey. Yani ben veya benim arkadaşlarım bizim İstanbul'da 15 Temmuz öncesi ve sonrası düşünün yani kaç tane İstanbul'da Kemal Bey kaç yıldır genel başkan? Yani 13. 14, 13. Kadar. Düşünün ben 3 yıl il başkanlığı yaptım. Evet. 3 yıllık il başkanlığı dönemimde e, Ahmet Davutoğlu'yla, Binali Yıldırım'la <laughs> ve Tayyip Erdoğan'la çalıştım. Dolayısıyla hani 3 liderle, 3 genel başkanla çalışıp sonra da partinin kurucu genel başkanına bu tabloda ben yokum diyebilmek kolay bir iş değildir. Ben bir şey sorabilir miyim? Siz bu 15 Temmuz'daki olayla ilgili olarak dediniz ki ben sevdiklerimi korumak için susuyorum. Seçim gecesi bildiklerimi anlatacağım. Şimdi hala aynı noktada mısınız? Bir de bu sözlerinizden sonra size herhangi bir yerden bir tepki geldi mi bir de bir tane daha partinizin yetkili kurullarıyla o bildiklerinizi şu andaki partinizle paylaştınız. paylaşsınız. Şöyle Cüneyt Hanım ben o gün de konuşurken burada tabii çok ciddi bir yanlış anlaşılma var. Bu evet. benim şahsımla ilgili bir mesele değil. Bu silah teslimatı ile ilgili çok spesifik bir konuda bir genci işini yani onu onunla ilgili bir mesele olduğu için bu konuya girmedim. Yoksa ben 15 Temmuz'la ilgili olarak benim kadar net konuşan kimseyi bulamazsınız. Hayır, ailemi korumak için susuyorum ifadeniz var. Hayır, hayır kendin bak. O, onu, o o çocuğu kastederek, ederek Aç Şule Hanım'ın programıydı sanıyorum. Evet, şunlu. Şule Hanım. Açın o programı dinleyin. Dinledim yani ben onu? Yani kişiyi, ailesini Korumak için yapıyorum ben bunu. Ya benimle ilgili bir mesele değil. Böyle bir mesele olsa bu lütfen dinleyin tekrar bir dinleyin. Şahsımla ilgili bir mesele değil. Bakın ben çıkıp televizyonlarda o gece biraz önce Sayın Vekilim söyledi. A Haber'in beni kolay bir iş değildir bakın. Bugün, bugün medyada çok ciddi hakimiyeti olan bir yapıyı il başkanlığını bıraktıktan sonra bunlar hesap verecek diyen biriyim. İşte pelikan örgütü Türkiye'de ilk kez kullanan insanlardan biri olduğum için yargılanan biriyim. FETÖ'den kurtulduk başımızda yeni bir bela var ilk defa diyen biriyim. Bizim adliyemize, yargımıza, iş dünyamıza, bürokrasimize, siyasetimize, medyamıza nüfus ederek ve FETÖ metotlarını kullanarak bir süreç Türkiye'de başlattılar. Bunlar bir başbakanı al aşağı ettiler. Bunlar böyle basite alınacak bir güç değil İlk kez diyen biriyim. Yani dolayısıyla bütün bunları yani çok açık yüreklilikle ben anlattım. Anlatmadığım herhangi bir şey yok. Ama şuna da karşıyım ee, Barış Bey. Buyurun. 15 Temmuz meselesi her konuşulduğunda ee, şöyle düşünün. Evinizden evinizde bir gazi var. Ayağı yok. Kolunu kaybetmiş, gözünü kaybetmiş. Böyle düşünün. Ya da kardeşinizi kaybetmişsiniz. Ben işimi alıp bir şehidin evine gittiğimde 15 Temmuz'da gittiğimde ben o ay kendimde olmuyorum. Çünkü ölenler sadece ölmedi. O maziler yaşıyor evde. Onun için 15 Temmuz'la ilgili konuşurken yapılan hataları bakın şu anda biraz önce o hamburger FETÖ meselesine girildi. Bu tür meseleler 15 Temmuz'la özellikle FETÖ mücadelenin meşruiyetini ortadan kaldıran, kaldıran çok kötü şeyler. Eğer siz bunu söylerseniz, Tayyip Bey için söylüyorum, birisi de size der ki FETÖ'yle fotoğrafı olmayan kaç tane bakanınız var diye sorar. Sormalı zaten. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Züya diyorsunuz ya neden konuşmuyorsunuz? De Bana bunu şahsım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben değerlerin Değerleri kirletilmiş, makam için, mevki için, para için kirletilmiş bir siyasete alet olduğumuzu düşündüğümüz an kavgaya başladık. Mücadeleye başladık ve bu mücadeleyi de Türkiye'de bizim gibi veren, Sayın Genel Başkanımız liderliğimizi yaptı, çıkıp mücadele eden birilerini bize gösteremezsiniz. Doğru biz ekranlarda çok yokuz. Çok da sevmiyoruz açıkçası. Ben çünkü teşkilatçı biriyim. Ama bana 15 Temmuzla ilgili soru sorduğunuzda 15 Temmuz'un milletin yaşadıklarını küçük düşürecek bir şey söylediğinizde benim için orada ben noktayı koyarım. Biz tam tersine ya bunu kabul etmiyorum ya. Yani. Hayır bakın ama şöyle. E, bunu mi, dediniz dediğiniz diye söylemiyorum. Çünkü az önce siz dediniz yani bunları Hı -hı. yaşadığınız an niye anlatmıyorsunuz? Hı -hı. Her şeyi anlatıyorum. Tam tersine, o özel bir case Tam yani. tersi. Orada buluşuyoruz. Orada insanlar e, insanlar şehit oldu. 200'den fazla şehidimiz var. Üzerimiz. Ve o, e, ve e, onlarca insan gazi oldu. Maalesef ama maalesef o şehit olan insanların mezarlarının üzerine basarak birileri rant devşiriyor. O hala 15 Temmuz'da normalde görev e, sahibi olan 15 Temmuz'a giden yapı taşlarında o Fethullahçı terör örgütüne finansör olan insanlar maalesef bu ülkede saraylarda ihale dağıtılıyor, ihale veriliyor. Anlatabiliyor muyum? Tam da o şehitler için Tam da o gaziler için bizim inadına mı inadına 15 Temmuz'un karanlık noktalarının hesabını tamam. sormamız gerektiğini FETÖ düşünüyorum. FETÖ borsaları. Mesela Tabii ben canım. şöyle söyleyeyim. Hangi iktidar olursa olsun FETÖ borsaları meselesi ortaya konacak. Bu ülkede bu ülkede özellikle FETÖ şirketlerine ve kurumlarına çöken yapı ortaya çıkartılacak. Kayyumlar ortaya çıkartılacak. Nurettin Canikli canikli ve ilişkileri Ortaya çıkartılacak. Bakın çok açık bir şey söyleyeyim size. Ben bunu sürekli ifade ediyorum. Eğer bu söyledikleriniz, yani Gazilerimizin şehitlerimizin kanları üzerine birileri kendilerine yeni bir gelecek tesis etmişlerse, bununla mücadele etmek bir siyasi mesele değildir, bir vatanseverlik meselesidir ve ben meseleye tamamıyla böyle bakılmasını istiyorum. Böyle bakarsak, böyle bakarsak. 15 Temmuz'un namusunu kurtarırız. Ben böyle bakıyorum meseleye. Onun için de damat Berat Albayrak silah teslimatı ile ilgili olarak bana dava açmış. Benim için o mesele çok önemli değil. Benim meselem şu. Ben gençlik kollarıma İstanbul'a ve Türkiye'ye demokrasiye sahip çıkalım diye talimat verirken, talepte bulunurken ben Karadenizliyim. Silah kullanmasını da bilirim. Ama 15 Temmuz gecesi sokağa indiğimde benim cebimde veya şuramda belimde silah yoktu. Ben silahın insanı koruduğunu düşünmüyorum. Cesaretiniz varsa güçlüsünüz. Ben Berat Bayrak şu an çok güçlü olduğunu düşünüyor olabilir. Ama ben sokağa indiğimde başım dik, alnım ak yürüyorum. Ben ondan çok daha güçlü olduğumu düşünüyorum. Yarın da böyle olacak. Yarın da böyle olacak. 15 Temmuz gazileri gelip benimle <laughs> fotoğraf çekmeye utanıyorlar çocuklar. Acaba fotoğrafta Selim Bey'in ismi çıkarsa, resmi çıkarsa başımıza ne gelir? Ya böyle bir böyle bir Türkiye olabilir mi? İşte biz bütün bunları değiştirmek için e, mücadele ediyoruz. E, 15 Temmuz'la ilgili başka bir program olursa daha detay konuşuruz. Çünkü 15 Temmuz Türkiye'de gerçekten bir milat. Berat Bey Süleyman Soylu'ya bir şey diyor mu? Bak, soronurgelerine verdiği cevap var kayıp, silah, kayıp silahlarla ilgili. Kabul ediyor zaten Süleyman Soylu. Sayıları veriyor. Milletvekillerin sorun örgülerine verdiği cevap. Var. Bakın ben Barış Bey hep siz bana soru soruyorsunuz. Sorun tabii. Geçen Rize'den bağlandığımda bir yıl önce söylemiştim. Bir ricada bulunayım. Siz de Selim Temurci'nin bu söylediği şeyi dikkate alın. Bir araştırmacı gazetecilik örneği verin. 15 Temmuz 2016 tarihini, Cuma tamam, gününü. Tamam. Akşam saat 21'den başlayarak 00.35'e kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklama yaptığı zamana kadar... Televizyonları, radyoları bir inceleyin. Tamam. Bir 15 Temmuz'un o 3,5 saatlik dilimine bir bakın. Bir tamam. de sonrakine bakın. Ne göreceğiz orada? Kim neredeydi onu göreceğiz. Kim nerede Çok, şey, gör. Bakın kim nerede diye değil. Kim ne söylemiş? İşte onu söylemek Kim gerekiyor. neredeymiş? Ha, kim hangi tarafta kendisini e, konumlamış? Yani Hı. bakın ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde o dönem bu ülkeyi yöneten kaç kişi millete sokağa çıkın demiş kaç kişi telefonunu açmış, kaç kişi tele televizyonlara bağlanmış, konuşmuş. Sayın Soylu'nun TRT'ye gidiş saatine kadar bir bakın. Bakalım. Bak iddialı bir şey söylüyorum. O alçak örgüt o gece başarmış olsaydı Cumhur bakın, Cumhurbaşkanımız da şu anda bir siyaseten iki farklı şeydeyiz. Yanlış bir yola gidildiğini düşündük. Bir mücadelenin içine girdik. Siyasi bir mücadele. Bak insan olarak dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanımıza saygımızda hiçbir kusur etmiyor. İnsan olarak saygı duyuyoruz. Ama bu ülkede hayallerimizi yıkan bir lider olarak da tarihe geçeceği için hem üzgünüz hem kızgınız. Bu değildi. Hedefimiz bizim adalet ve kalkınma derken bu değildi. Beşi çete değildi. Kafa çeken adamlar değildi. Türkiye'de bu kadar yolsuzluk değildi. Yani düşünün Sayın Cumhurbaşkanımız Rüşveti ve yolsuzluğu bu ülkede 20 yıl sonra çıktı kendisi ikrar etti. Mahir Nur sen ne anlatıyorsun? Onun için yani bütün bunlara baktığımızda ben size rica edeyim. Bir 15 Temmuz programında siz onlara bir bakın. Tamam. Ve 15 Temmuz FETÖ galip gelseydi Allah muhafaza o gecenin sabahında belki bugün makam koltuklarında oturan birileri bugün Tayyip Erdoğan'a en karşı olanlar onlar olacak. Hiç şüphem yok. Dolayısıyla meseleye böyle bakın. Hiç, onun için inşallah Tayyip Bey de bunları dinler. Gerçekte e, Tayyip Bey e, şu anda, bak şu anda dahi yüzde otuzlardan konuşuyoruz değil mi? Niçin? Burada 15 Temmuz'un çok büyük önemi var. Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük liderliği var 15 Temmuz'da. O olmuş bu olmuş çok önemli değil. Ama sonuç itibariyle onun millete hitap etmesi, sokağa çıkın demesi, oradaki o şey önemli. Ama biz 15 Temmuz'u daha güçlü bir demokrasi ve daha... Güçlü bir hukuk devleti için verdik. Bizim mücadelemiz oydu. Ama biz 15 Temmuz'un değerlerini bugün ne kadar yaşatabiliyoruz? Evet. Bizim zaten ana meselemiz bu. Sizin, Ama sizin söylediğiniz... 21 ile 0035'i şey size emanet ettim. <gülüyor> ben <gülüyor> tamam, o peki. saatlerde Hürriyet gazetesinde çalışıyordum. İşimin başındaydım ve Hürriyet gazetesinin basıldığı akşamdı. Oraya da ee... bizim teşkilat mensuplarını gönderen kişi bendim. <laughs> ve o akşam Erdoğan biz e çok vardı. siyasetçiye ulaşmaya çalıştık gün senin telefonu açılmadı bunu birebir yaşamış ama cnn beni bağladı ve bir özel çiçekle şey. erdoğana gelmiştim buradan da selam edelim kendim.